Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, 2024 Ocak aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili balıklar, Satürn burcunuzdaki hareketini devam ettiriyor. 2024 yılında da Satürn sizinle olacak ve Ocak ayında 20'sine kadar Güneş Oğlak burcunda parlayacak. Bu sizin için güzel bir pozisyon. 11. evinizde olacak. 5'inden itibaren Mars Oğlak burcuna geçiyor. Hareketlilik daha çok kalabalıklar, arkadaşlarının sosyal alanlarda, toplumsal konularda biraz öne çıkıyor bu ayın genelinde. Fiziksel anlamda da motivasyonunuzun artabileceği bir aydasınız. Özellikle ayın 5'inden sonra gruplar içerisinde etkin olabilirsiniz. Çeşitli aktivitelere katılabilirsiniz. Arkadaş grupları içerisinde biraz daha hani toplantılarınızın, işte görüşmelerinizin öne çıkması mümkün görünüyor. Tabii ki bu İşle ilgili konularda da girişimler anlamında sizi destekleyebilir, motivasyonunuzu arttırabilir. 11 Ocak'ta tam da bu alanda 20 derece Oğlak burcunda yeni ay doğacak. Her yeni ay yeni olasılıkları, yeni gündemleri, başlangıçları hayatımıza taşıyor biliyorsunuz. Ocak ayında yeni ay Oğlak burcunda. Dolayısıyla bir başlangıç, yeni bir proje, gelecekle ilgili bir hedefiniz, bir niyetiniz ya da sosyal alanlarda bir yeni tanışma, gireceğiniz bir organizasyon, bir grup söz konusu olabilir bu yeni ayla birlikte. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 20 derece ve yakınlarındaysa bu yeni aydan çok daha güzel etkiler, olumlu destekler alabilirsiniz. Ayın ilk günlerinde Merkür ve Mars yay burcunda olacak. Merkür retrosunu yaşamıştık biliyorsunuz. Merkür düzelecek artık. Yay burcunda ileri harekete dönecek. Geçtiğimiz ay Aralık ayı sizin için biraz karışık etkiler vardı. Böyle bir özellikle iş konuları, kariyer konularında hani gerilemeler, işte karışıklıklar, yanlışlıklar, hatalar, istenmeyen durumlarla karşılaşmış olabilirsiniz. Biraz ilişkilerinizde gerek aile içerisinde ebeveynlerle gerek çalıştığınız ortamda üstlerinizle bazen yasal süreçlerde sorunlarla, anlaşmazlıklarla karşılaşmış olabilirsiniz. Bu ayın başından itibaren bu problemleri yavaş yavaş çözebilirsiniz. Yani Merkür düzelecek yay burcunda. Yarım kalmış işleri tamamlamak için bir fırsat veriyor. Ayın 14'ünden sonra ise Oğlak burcuna gelecek Merkür. Daha bir rahatlayacaksınız. Yani Merkür'ün Oğlak burcuna geçişiyle beraber en azından o da iş sorumluluk alanlarında, işte ilişkilerde yani zorunluluk olarak yapılan her türlü görüşme olsun, hani konuşma, oradaki iletişimlerde biraz daha hani hızlanabilir. Daha keyif aldığınız konulara ayın 14'ünden sonra zaman ayırmaya başlayabilirsiniz. Özgüveninizin artacağı, hani kişisel becerilerinizi daha iyi ifade edebileceğiniz eğitim konuları olsun, iş projeleri olsun, sosyal ilişkiler olsun. Hani buralarda hareketliliğin artabileceği bir döneme başlayabilirsiniz. 18-19 Ocak keyifli zamanlar. Merkür Jüpiter üçgeni var. Jüpiter biliyorsunuz yönetici gezegeniniz ve artık retrosunu tamamladı. Boğa burcunda ileri harekette ve 26 Mayıs'a kadar Jüpiter Boğa burcunda ileri harekette olacak. Bu dönemde güzel bir destek alabilirsiniz. Özellikle bu yıl Mayıs ayına kadar eğitimle ilgili her konuda fırsatlarınız artıyor. Daha fazla seyahat edebilirsiniz ve kardeş ilişkilerinizde de mutluluk getirici durumlar olabilir sevgili balıklar. Evet, ayın 20'sinden itibaren Güneş artık Kova burcuna geçecek. 21'inde Plüto Kova burcuna geçecek. Plüto'nun transiti tabii ki uzun süreli, 2044'e kadar Kova burcunda olacak. Güneş'in Kova burcuna geçişi 12. evinizi aydınlatmaya başlayacak. Ayın 20'sinden sonra biraz daha hani genel sağlığınız, ruhsal konular, biraz daha böyle bilinçaltı konuları, sağlık, şifa, arınma, terapi gibi konuları daha fazla öne alabilir Güneş'in geçişi. Yalnız başınıza yapacağınız faaliyetlere odaklanabilirsiniz bu süreç içerisinde. Ve ayın 25'inde 5 derece Aslan burcunda Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay 6. evinizde olacak sevgili balıklar. Bu Dolunay aynı zamanda 28 Ekim'de meydana gelen Boğa burcundaki ay tutulması derecesini de tetikliyor. Yani ülkemiz için de önemli bir dolunay. Toplumsal alanlarda da önemli tesirler alabiliriz. Jüpiter'in ve Plüton'un yine önemli bir açısı var. 6. eviniz daha çok günlük yaşamınızdır. Mesleki konular, çalışma şekliniz, genel sağlığınız,
yanınızdaki kişiler, hizmet aldığınız kişiler, evcil hayvanlarınız. Yani buralarda bir dolunay etkisi de biraz stres yaratabilir. Ama bununla birlikte bir beklentinizin sonuçlanması, bir değişim de mümkün. Yani bir iş ortamınızda bir değişim olabilir, hizmet aldığınız bir kişiyle ilişkinizde bir bitiş olabilir ya da bir yardımcıya ihtiyacınız varsa bu dolunayda bunu bulabilirsiniz. Evcil hayvanlarınızla ilgili konular önemli görünüyor. Dolunay ve bunu takip eden günlerde bir sağlıkla ilgili bir konunun ortaya çıkması, bunun tedavisi, şifalanması için belki hayatınızda bir düzenleme yapmanız mümkün. Bir tedaviye başlama, bir ilaç tedavisi, bir diyete başlama, beslenme programınızda bir değişim. Yani tüm bunlar aslında dolunayla ilgili. Tabii ki her şey aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçlarda boğa, akrep, aslan ya da kova burçlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa bu bahsettiğim etkileri daha güçlü bir şekilde alabilirsiniz. Sizin için önemli bir dolunay tesiri olabilir. Ayın son günlerinde güzel enerjiler var gökyüzünde. Herkese yansıyabilir. Özellikle tabii ki toprak ve su burçlarımızı daha fazla destekliyor. 28, 29, 30 Ocak gibi Oğlak burcundaki Venüs ile Boğa burcundaki Jüpiter arasında güzel bir üçgen oluşacak. İkisi de benefik gezegen olduğu için arasındaki üçgen açı şanslı bir açıdır. Keyifli bir açıdır. Hani siz de bunu kendinizi iyi hissederek, daha keyifli, daha mutlu, daha huzurlu hissederek deneyimleyebilirsiniz. Bu böyle bir şans da getirebilir size. Belki böyle bir seyahat fırsatı, işte kardeşlerle ilgili keyifli bir haber, arkadaşlardan gelebilecek güzel bir jest, güzel bir teklif şeklinde günlük hayatınızda da yansıyabilir sevgili balıklar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.